ardımca gelin. Ne güzel bir söz. Beni izle. İsa Mesih'in yeryüzündeki hayatında birkaç defa, birkaç farklı kişiye söylediği söz. Ardımca gel. Aslında bunlardan bir tanesini gelin birlikte okuyalım. Matta 8:18. İsa çevresindeki kalabalığı görünce gölün karşı yakasına geçilmesini buyurdu. O sırada bir din bilgilerinden biri ona yaklaşıp öğretmenim dedi. Nereye gidersen senin ardından geleceğim. İsa ona tilkilerin ini, kuşların yuvası var ama insanoğlunun başını yaslayacak bir yeri yok dedi. Başka bir öğrencisi İsa'ya ya Rab, öğrencisi. Ya Rab izin ver önce babamı gidip gömeyim dedi. İsa ona ardımdan gel dedi. Bırak ölüleri kendi ölülerini kendileri gömsün. Bu İsa Mesih'in kendi hizmetinde söylediği, benim çok sevdiğim sözlerden bir tanesi. Ardımca gel. Ardımdan gel. Beni izle. Ardımdan gel. Aslında Luka 5. bölümde İsa Mesih'in bunu tekrar söylediğini görüyoruz. Bu olaylardan sonra İsa dışarı çıktı. Vergi toplama yerinde oturan Levi adındaki bir vergi görevlisini gördü. Hatırlarsanız vergi görevlileri o dönemde pek de sevilmeyen kişilerdi. Neden? Bugünkü vergi görevlisi değil. O dönemde İsrail, Roma İmparatorluğu'nun etkisi altındaydı. Yani Roma İmparatorluğu o bölgeleri ele geçirmişti. Ve İsrailler onların yönetimi altındaydı. Her yerde Romalı askerler vardı. Ve İsrailler kendi vergilerini tapınağa veriyorlardı ama vergi görevlileri İsraillerden bu vergiyi alıp Roma'ya vermeleri için onları yönetiyorlardı. Bu yüzden vergi görevlileri toplum içinde ayıplanan kişilerdi. Vergi görevlileri toplum içinde dışlanan kişilerdi. Ve Levi işte böyle bir vergi görevlisiydi. İsa o vergi görevlisini gördü. Ve o vergi görevlisinin hayatında duyup duyabileceği en güzel çağrılardan bir tanesini ona yaptı. Dedi ki, ardımdan gel, beni izle. Ve Levi onu izledi. Aslında Yuhanna kitabında da bunu görüyoruz. Bu sefer başka birine bu kitabı görüyoruz. Hemen birlikte gidelim. Yuhanna 1. bölüm. Ertesi gün İsa Celile'ye gitmeye karar verdi. Filipus'u bulup ona ardımdan gel dedi. Yuhanna 1:43. Filipus da Andreas ile Petrus'un kenti olan Betsaida'dandı. Filipus Natanael'i bularak ona Musa'nın kutsal yasa hakkında yazdığı peygamberlerin de sözlerini ettiği kişiyi Yusuf oğlu Nasıralı İsa'yı bulduk dediler. Natanael Filipus'a Nasıra'dan iyi bir şey çıkabilir mi diye sordu. Filipus gel de gör dedi. Ve 49. ayette Natanael diyor ki Rabbi sen Tanrı'nın oğlusun, sen İsrail'in kralısın dedi. İsa ona dedi ki seni incir ağacının altında gördüğümü söylediğim için mi inanıyorsun? Bunlardan daha büyük şeyler göreceksin. Sonra da size doğrusunu söyleyeyim. Göğün açıldığını ve Tanrı'nın meleklerinin insanoğlu üzerine yükselip indiğini göreceksiniz dedi. Yani İsa Mesih burada tek tek öğrencilerini hayatları boyunca alabilecekleri en heyecanlı, en derin çağrıya davet ediyor. Neden mi böyle söylüyorum? Çünkü ben de 20'li yaşlarda bir kişi bana böyle bir çağrı yapmıştı. Demişti ki İsa Mesih'i izle, İsa Mesih'in ardından git. Bu çok heyecanlı bir yol. Ve ben 20 yaşında çok heyecanlı şeyler yapan, hareketli hayatı olan bir genç olarak
Bana bu çok komik görünmüştü. İsa'yı izlemek mi? Dindar bir hayat. Heyecanlı mı yani? Gerçekten mi? Gülmüştüm. Sizin çok sıkıcı dindar hayatınıza beni davet ediyorsun ve bunun heyecanlı olacağını mı söylüyorsun diye. Yıllar benim yanıldığımı ortaya çıkardı. Tanrı'yla yürünen yol çok heyecanlı geçti. Herkes için. Ve öyle geçmeye devam ediyor. Bu yüzden diyorum, öğrenciler aldıkları çok heyecanlı bu müthiş çağrıyı aldılar. Düşünebiliyor musunuz? Kral, yeğin ve yerin ve göğün yaratanı, söz, Yuhanna öyle diyor, başlangıçta söz vardı ve söz Tanrı ile birlikteydi. Söz size gelip şu sözü söylüyor, ardımdan gel. Ve belki de pek çoğunuza şu an izleyenler bu sözü çoktan söyledi. Ve bazılarınız bu söze evet dedi. Evet Rab, ardından geliyorum. Bazılarınız da bu söze hayır dedi. Hayır, ben gelmiyorum. Henüz. Hayır dedi. İsa Mesih 2000 yıl önce insanlara bu sözü söyledi. Peki onun her çağırdığı geldi mi? Şimdi okuyacağımız olaylar bugünkü ana konumuzu anlatan. Orada başka biriyle karşılaşacağız. Perdenin arkasındasınız. Saat 7 Türk'tesiniz. Tanrı'nın sözlerinden, Tevrat, Zebur ve İncil'den dinliyorsunuz. Ben Vahan İsaoğlu ve bugün sizlere Tanrı'nın kendi sözleriyle dokunması için dua ediyorum. Luka 18:18. İleri gelenlerden biri İsa'ya, "İyi öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için ne yapmalıyım?" diye sordu. Sonsuz yaşam! Bugün gazete haberleri, nasıl sonsuza kadar yaşarız? Nasıl daha uzun yaşarız? Nasıl bir bilimsel araştırmayla yaşlanmayı durdurup sonsuza kadar yaşarız diye araştırırken, demek ki bu konu o zaman sonsuz yaşam. Oysa sonsuz yaşam Tanrı'yla geçen bir hayattır. Ve bakın soru ne diyor? Sonsuz yaşama kavuşmak için ne yapmalıyım diye sordu. İsa, bana neden iyi diyorsun dedi. İyi olan yalnız biri var. O da Tanrı'dır. Onun buyruklarını biliyorsun. Zina etmeyeceksin, adam öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan yere tanıklık etmeyeceksin, annene babana saygı göstereceksin. Bunların hepsini gençliğimden beri yerine getiriyorum dedi adam. İsa bunu duyunca ona, hala bir eksiğin var dedi. Neyin varsa sat, parasını yoksullara dağıt, böylece göklerde hazinen olur. Sonra gel, beni izle. İsa Mesih burada başka bir adama bir çağrıda bulunuyor. Bir eksiğin var, sonsuz hayata girebilirsin belki ama bir eksiğin var. O eksiği tamamlamadan sonsuz hayata giremiyorsun. Gerçekten bir eksik nedir? O bir eksik. Hala bir eksiğin var. Neyin varsa hepsini sat, parasını yoksullara dağıt. Böylece göklerde hazinen olur. Yani eksik nedir? Gökteki hazine mi? Biz geçen haftaki bir programda bunu işledik. Her şeyi satıp yoksullara dağıtınca göklerde hazinem olur. O zaman böyle mi gideceksin? Eksiğin tamamlanacak mı? Fakire, fukaraya, yoksula yardım eden kişilerin göklerde hazinesi var mıdır? Belki. Bugün yeryüzünde hayatını başka insanlara iyiliğe adamış pek çok insan var. Yardım kuruluşlarına yardım edenler, tabii hepsi gerçek değil yani çoğu yani farklı yollardan kazandıkları paraları aklamak için. Aslında çok büyük zenginlikleri var. Onun küçük kırıntılarıyla yardım edince hemen onlara yardımsever iş adamı diye hitap ediliyor. Oysa o yaptıkları yardım kendi gerçek zenginliklerinin yanında kırıntı gibidir. Bunlardan bahsetmiyorum. Gerçekten varıyla yoğuyla ihtiyaç sahiplere, muhtaçlarla ilgilenenden bahsediyorum. Adama bunu söylüyor.
varını yoğunu sat. Sonra parasını fakirlere dağıt. Böylelikle göklerde hazinen olur. Peki hazinen olur da göklere gidebilecek misin? Hayır. Sonra gel beni izle. Yani varını yoğunu satman göklerde sana bir hazine biriktirebilir. Yoksullara vermen göklerde sana bir hazine biriktirebilir ama İsa'yı izlemeden göklerin kapısı insana kapalıdır. İsa Mesih bunu sözleriyle söyledi. Yol, gerçek ve yaşam benim. Benim aracılığım olmadan hiç kimse sonsuz yaşama gidemez dedi. Yuhanna 10. bölümde gene söyledi. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. İsa Mesih dedi ki ben yaşam ekmeğim. Sonsuz yaşama giden yol Tanrı kuzusu günahsız İsa Mesih'ten geçer. Adam bu sözleri duyunca çok üzüldü. Çünkü son derece zengindi. Onun üzüntüsünü gören İsa, varlıklı kişilerin Tanrı'nın egemenliğine girmesi ne kadar güç dedi. Varlıklı kişilerin Tanrı'nın egemenliğine girmesi ne kadar güç. Nitekim devenin iğne deliğinden geçmesi zenginin Tanrı'nın egemenliğine girmesinden daha kolaydır dedi. Ne söyledi Tanrı? Gerçekten zengin kişiler göklerin egemenliğine giremiyor muydu? Ne yani? Sonsuz hayata sahip olmak için her şeyimizi, varımızı, yoğumuzu satmamız mı gerekiyordu? Gerçekten bir evimiz varsa, gerçekten bir arabamız varsa, bir yazlığımız varsa göklerin egemenliğine giremiyor muyduk? Engel bu muydu? Yoksa bunlar İsa'yı izlememize engel oluşturunca mı giremiyorduk? Hatırlayalım. İsa Mesih iki adımlı bir kurtuluş yolu gösterdi adama. Önce her şeyini sat, sonra beni izle. Peki adam her şeyini satmadan İsa'yı izleyebilir miydi? Belki evet. Eğer sahip olduklarına tapmıyorsa. Eğer sahip olduklarını izlemiyorsa. Çalışmak bir erdemdir. Çalışkanlık bir erdemdir. Ama çalışmanın amacı sadece çalışmak, daha çok kazanmak, daha çok kazanmak, daha çok bugün gerçekten para ve maddi zenginlikler pek çok insan için birer put gibi hayatlarında bulunmaktadır. Varı yoğu her şeyi para için. Para uğruna yalan söylemek, para uğruna kimseye yardım etmemek, para uğruna savaşmak, para uğruna her türlü pisliği yapmak, sadece biraz daha zenginleşmek için ve sadece paraya güvenerek, sahip olduğu zenginliklere güvenerek yaşayan insanları eminim sizler de tanıdınız. Onlar böyle dimdik yürürler. Çünkü zengindirler. Onlar böyle dünya küçük dünyaları ben yarattım, küçük dağları ben yarattım. Neden? Çünkü sahip olduğu maddi zenginliklere güvenirler. Oysa Tanrı bizim kendisine güvenmemizi ister. Tanrı bizim kendisi uğruna çalışmamızı ister. Bizler hem para kazanıp hem Tanrı'ya hizmet edebiliriz. Ama İsa Mesih sözlerinde söylemişti. Çünkü hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Para iyi bir araç, kötü bir efendidir. Ve paraya tapmak, paranın verebileceği şeylere tapmak, maddi yaşama tapmak demek her şeyiyle hizmetini buna sunmak demektir. Elbette tek put para değil, hırs. Başarı put olabilir. İş, gece gündüz çalışmak her şeyi ihmal ederek put olabilir. Kumar put olabilir. İnsanın çocukları bile bazen
put olabilir? Bütün hayatını çocuklarına hizmet edip onları böyle el üstünde. Oysa çocuklar Tanrı'dan verilmiş armağanlardır. Onları hem ihtiyaçlarını karşılayalım hem onları sevelim diye aynı zamanda onları Tanrı'yı tanıyan, dürüst, ahlaklı, topluma faydalı birer bireyler olarak yetiştirelim diye bizlere verilmiş armağanlardır. Tapalım diye değil. Maalesef bazı ebeveynler tanıdım. Gece gündüz sadece üstünü çıkardın, giydin, yıkadın, o ne yaptı, bu ne yaptı. Onları yetişkin, çocukları yetişecek, güçlü birer, topluma faydalı, Tanrı'yı seven, tanıyan birer birey olarak yetiştirmek yerine onları böyle büyüdükleri halde bebek gibi sürekli üstüne titreyen, tapan, onların yanlışlarına yüz çeviren, görmezden gelen, ahlaksızlıklarına karşı gözlerini kapatan, aman canım erkektir bir şey olmaz, aman canım çocuktur söylesin, ağzından kötü söz çıktı, aman canım çocuktur bir şey olmaz diye onları tanrılaştıran ebeveynler tanıdım. Tanrı insana bir ev verebilir. Tapması için değil, içinde yaşayabilmesi için. Tanrı insana çocuklar verebilir, tapması için değil, yetiştirmesi ve sorumluluğunu taşıması, sevmesi ve sevgiyi öğretmesi, sayması ve saygıyı öğretmesi için. Tanrı insana iş verebilir, çalışsın, ihtiyaçlarını gidersin diye, tapsın diye değil. Tanrı'nın adı yüceltilsin diye o işte. Tanrı insana hizmetler verebilir ve bu hizmetler putlaşsın diye değil. Tanrı'nın yüceliğini yansıtsın diye. Bizim yüceliğimizi yansıtan şeyler olmasın ama Tanrı'nın yüceliğini yansıtsın diye verebilir. İşte bu yüzden İsa dedi ki, neyin varsa hepsini sat, parasını yoksullara dağıt. Böylelikle göklerde hazine olur. Sonra gel, beni izle. Adam bu sözleri duyunca üzüldü. Çünkü son derece zengindi. Tanrı bir insanı çağırdığında sahip olduklarını kendisi sahip olduklarından daha fazla değer görmek ister. İşimiz olabilir ama hem Tanrı'ya hem işimize tapamayız. Ailemiz olabilir. Hem ailemize hem Tanrı'ya tapamayız. Sahip olduğumuz ne varsa hem Tanrı'ya hem ona tapamayız. Bu yüzden dedi, varlık kişilerin Tanrı'nın egemenliğine girmesi ne kadar güç. Çünkü varlıklarından vazgeçip illa satması gerekmiyor. Ama önceliğini zenginliğine değil de Tanrı'ya vermek zor. Öncelik önemli bir kelime. Sizin önceliğiniz nedir? Tanrı sizi çağırırsa ve çok sevdiğiniz bir başkası çağırırsa önce kimin çağrısına evet dersiniz? Önünüzde iki yol varsa ve birinde Tanrı varsa önce hangisini seçersiniz? Tanrı sizin önceliğiniz mi? Mesela diğer şeylerden fırsat kaldıkça mı Tanrı'ya dönüyorsunuz? Yoksa Tanrı'dan fırsat kaldıkça mı diğer şeylerle ilgileniyorsunuz? Eşten, dosttan, arkadaştan, çocuktan fırsat kalırsa mı arada bir Tanrı'yla zaman geçirip Tanrı'yı arıyorsunuz? Ya da Tanrı'dan fırsat kaldıkça mı diğerlerini arıyorsunuz? Bunu işitenler, öyleyse kim kurtulabilir dediler. Yani biz de kurtulalım, kim kurtulabilir? İsa, insanlar için imkansız olan Tanrı için mümkündür dedi. Petrus, bak biz her şeyimizi bırakıp senin ardından geldik dedi. Biz, İsa'nın öğrencileri. Öğrenci kimdir? Öğrenci vazgeçmeye hazır kişidir. İsa'nın öğrencisi, İsa söylediği zaman bırakmaya hazır olan kişidir. Tanrı bir kişiye zenginlik verebilir. İsa söylediğinde bırakabilen
Lerden olalım. Dedi ki, biz her şeyimizi bırakıp senin ardından geldik. İsa onlara dedi, size doğrusunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliği uğruna evini, karısını, kardeşlerini, annesiyle babasını ya da çocuklarını bırakıp da bu çağda bunların kat kat fazlasını ve gelecek çağda sonsuz yaşama kavuşmayacak hiç kimse yoktur. Bu ağır bir söz ama ne demek? Kısa bir aramız var. Aradan sonra bunu konuşacağız. Sevgili kardeşlerim, kız kardeşlerim, hepinizi Rabbin sevgisiyle selamlıyorum. Hep rahat edeceğinizi, hep elde edeceğinizi düşünerek aramayın mutluluğu. Akıl burada çok önemli bir yerde durur. Tanrı'yla komünyon, ilişkiye geçme yeteneğimiz var ruhumuzda. Bir şey daha var, irademiz. Yüce mücadeleyi sürdürdüm, yarışı bitirdim. İmanı korudum. Efendimiz diyor ki, ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar bana gelin, ben size rahat veririm. Nasıl? Gelin ve benden öğrenin. Onun için öğrenmemiz lazım. Türkiye Ermenileri Patriği Kadasettin Sahak 2, İncil'i anlatmak programıyla her Perşembe saat 19.30'da Saat 7 Türk izleyicileriyle buluşuyor. Bir Mutfak, Bir Hikaye İzmir bölümleriyle karşınızda. İzmir'deyiz ve Efes'teyiz. Karşıyaka'dayız. 20 dakika sonra çorbamız hazır. Kaynayacak. Mantarlar da biraz haşlanmış olacak içinde. Gittim kitaplığa, kitap al, yeni kitap bakacağım. O kırmızı kitap, İncil'in dışı kırmızıydı. Onu aldım elime. Yani okumak istedim. Tavuklu, yufkalı börek yapacağım, yoğurtlu. Üzerine limonumuzu koyacağız. Yemeğimizin üstüne katacağız ve yemeğe hazır olacağız. Terbiye yapmış olacağız aslında. Cibes salatası yapacağım. O cibes Ege'ye ait bir ot. Evet. Rabbim hayatımıza çok değişiklikler yaptı ve özellikle bende. Gerçekten büyük değişiklikler yaptı. Birbirimizi tanımak, birlikte hareket etmek çok daha önemli. Ama İncil'i okurken en çok hoşuma giden madde bölümü çok önemli. Çok misafirperversiniz. Çok teşekkür ediyorum her şey için. Özellikle bu yemekler için ve güler yüzünüz için. Rab çok bereketlesin hem evinizi, sofranızı, ailenizi. Hepinize aldık. Çok teşekkürler, sağ olun. O zaman az önce okuduğumuz sözün üzerinde tekrar düşünelim. İsa, insanlar için imkansız olan Tanrı için mümkündür dedi. Amin. Petrus, bak biz her şeyimizi bırakıp senin ardından geldik dedi. İsa onlara şöyle söyledi. Size doğrusunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliği uğruna evini, karısını, kardeşlerini, annesiyle babasını ya da çocuklarını bırakıp da bu çağda bunların kat kat fazlasına ve gelecek çağda sonsuz yaşama kavuşmayacak
hiç kimse yoktur. Ne demek istedi İsa? Biz Tanrı'nın egemenliğine gideceğiz diye çocuklarımızı sorumsuzca bırakıp öyle gidecek miyiz? Biz Tanrı'nın egemenliğine girdik diye işimizi gücümüzü atıp hadi bakalım Tanrı'nın egemenliğine gidiyoruz böyle mi diyeceğiz? Karımızı, kocamızı, Tanrı'yla tanıştık tamam hepinizi bırakıyorum ve gidiyorum. Böyle mi diyeceğiz? Nasıl olacak? Hayır. Tanrı bize sorumluluklarını taşıdığımız için aileler verdiyse tabii ki sorumluluğunu taşıyacağız. Tabii ki eşlerimize bakacağız, tabii ki çocuklarımıza bakacağız. Tabii ki işlerinde çalışacağız en iyi şekilde, en dürüst, ahlaklı. Ama öncelik Tanrı sözü der ki ne yerseniz, ne içerseniz, ne yaparsanız yapın Tanrı'nın yüceliği için olsun. Tanrı'nın yüceliği. Ben eşler tanıdım. Tanrı'ya iman ettiği için kendi eşleri tarafından zulüm gören, aşağılanan. İsa da aşağılandı. Biliyor musunuz İsa'nın anlattığı inanç, birileri seni inancından dolayı aşağılıyorsa sen de ona yumruk at, kendi hakkını savun falan öyle bir şey değildi. İsa, size zulüm edecekler çünkü bana da ettiler dedi ve ben kadınlar tanıdım. Eşleri tarafından sırf İsa'ya iman ediyor diye zulme uğrayan. Peki bu kadınlar eşlerini bıraktılar mı? 20 yıldır, 30 yıldır bu zulüme maruz kalanlar. Tabii ki bırakmadılar eşlerini. Boşanmadılar, vazgeçmediler. Eşleri ne kötülük yaptıysa da vazgeçmediler. Bu Tanrı kadınları. Ama onlar göklerin egemenliğinin ardınca gittiler. Ne pahasına olursa olsun Tanrı'yı izlediler. Çocukları zulüm etti. Ben kendim de anneme zulüm ettim. İsa'yı izlemeye başladığında. Peki beni bıraktı mı annem? Bırakmadı. Aksine benim için dua etmeye, benim sorumluluğumu taşımaya devam etti. Ama önceliğini Tanrı'ya verdi. Öğreti almak istedi Tanrı'yla ilgili. Kilise yaşamına gitti. Zulüm görmesine rağmen. Kilisesinden vazgeçmedi. İsa Mesih'inden vazgeçmedi. Benim eşimin anneannesi iman ettiği zamanlarda Hristiyanlara zulüm ediliyordu. Ve kendi eşi, anneannesinin eşi iman etti diye kendisini polislere şikayet edip hapse attırmıştı. Başka bir ülkede oluyor bu. Yani bu kadın kocası imanlı değildi, Mesih'i takip etmiyordu, kendisi ediyordu eşimin anneannesi. Ve imanından dolayı kocası tarafından ihbar edilip hapse atılmıştı. Peki çocuklarını bıraktı mı? Kocasını bıraktı mı? Hayır. Hapisten çıkıp gene gizli gizli çocuklarını gördü, ihtiyaçlarını eve geldi, eşinin ihtiyaçlarını görmüş. Zulüm gördüğü halde, ağır hakaret, hapis gördüğü halde. Ama Mesih'inden vazgeçmedi, Tanrı'dan vazgeçmedi, kiliseden vazgeçmedi. Ve onun imanıyla yavaş yavaş onun bütün ailesi, Tanrı'yla tanıştı. İşte İsa Mesih bu yüzden bu adama söyledi. Benim önüme koyabileceğin hiçbir şey olmayacak. Bu yüzden zengin adama dedi. Çünkü biliyordu o zenginlik Tanrı'nın önünde duruyor. Bir gün bir vaiz vaazından sonra cemaatten biri gelir demiş ki inanılmaz bir vaazdı. Gerçekten sizin söylediğiniz gibi iki evim olsa birini verirdim. Ve o vaiz sordu. Peki iki araban da olsa birini verir miydin Tanrı'nın hizmetine? Ve adam üzüldü ve gitti. Çünkü adamın iki arabası vardı. Ve vaiz bunu görmüştü. Tanrı bize her şeyi verebilir. Ne diyor söz? Siz önce onun egemenliğinin ardınca gidin. Size her şey verilir. Size bunlar da verilir. İşte bu yüzden İsa dedi Tanrı'nın egemenliği uğruna evini, karısını, kardeşlerini bir Mesih imanlısının. İsa dedi ki bir kimse eşini, karısını, onu, bunu beni sevdiğinden çok seviyorsa bana layık değildir. Elbette seveceğiz. Hem de çok seveceğiz. Petrus vazgeçti mi? Hayır. Petrus'un kaynanası Petrus'un evinde yaşıyordu. Ailesi vardı, kaynanası vardı. Ama öncelik
birinci sıra ne için yaşıyoruz? Bir öğretmenim vardı, şöyle söylemişti. Bir aile olarak bizim vizyonumuz şudur. Bütün ailemizi sonsuz hayata kavuşturacağız. Bütün dualarımız, çabamız budur. Ne demek bu? Bütün çevremizi seviyoruz. İşimizi seviyoruz. Ve hepsini Tanrı'nın yüceliği için Tanrı'ya getiriyoruz. Eşlerimiz, çocuklar, akrabalar, komşularımız hepsi değerlidir. Ama önceliğimiz göklerin egemenliğinin ardınca gitmektir. Ve eğer sen de bugün senin için çarmıhta kanını veren, çünkü Tanrı da sana öncelik verdi. Yuhanna 3.16 der ki, çünkü Tanrı dünyayı o kadar sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın. Ama hepsi sonsuz yaşama. Tanrı sana öyle bir öncelik verdi ki biricik oğlunu senin için verdi. Sen ölme diye onun biricik oğlu göklerden gelen çarmıhta can verdi. Ellerine çiviler çakıldı. O sana öncelik verdi. Ve şimdi senin hayatında öncelikli olmaya talip. Ve bu yolla seni bereketlemeye talip. Eğer sen de buna evet diyorsan gel benimle birlikte dua et. Ve sen daha önce buna evet demiş olabilirsin. Ama belki de bu önceliği kaybettin. Bugün kutsal ruh yüreklerimizde çalışsın bu konuda. Gelin dua edelim. Göklerdeki babamız, seni tanımak için dua ediyoruz. Sen bize öncelik verdiğin için teşekkür ediyoruz. Ve oğlun İsa Mesih aracılığıyla bize sonsuz yaşam sağladığın için teşekkür ediyoruz. Lütfen ya Rab. Şimdi izleyicilerimin hepsinin eğer senin önüne koyduğumuz bir şey varsa bunu bize göster diye dua ediyorum. Öyle ki hayatlarımızın önceliğini sana verelim. Aynı zamanda ya Rab, eğer seni tanımayanlar varsa lütfen kutsal ruhunla şimdi gel ve onlar hayatlarının önceliğini sana versinler diye dua ediyorum. Seni hayatlarına alsınlar ve hayatları değişsin. Oğlun İsa Mesih'in yüce ve diri adıyla dua ediyorum. Amin. Değerli izleyenler, Rab sizi bereketlesin, korusun ve kutsasın. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Rab sizinle olsun. Thank you.